Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve 19 Mayıs Üniversitesi işbirliği ile Afrika'da yatırım olanakları ve eğitim ilişkileri isimli forum düzenlendi. 19 Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki forma Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akan, Samsun Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, Sierra Leone, Uganda, Güney Afrika, Ruanda, Gambiya Büyükelçi ve temsilcilerinin yanı sıra Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez de konuşmacı olarak katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Hüseyin Akan, 19 Mayıs Üniversitesi olarak yüksek öğretimde iyi bir noktada olduklarını ifade etti. Afrika'ya yapacağımız katkı özellikle eğitim alanında onların ihtiyaç duyduğu tarım, sağlık ve mühendislik yani teknoloji alanlarında bilgi ve beceri sahibi elemanları yetiştirip ülkelerine geri göndermek ve orada ülkelerinin kalkınmasının muharriki ana dinamosu olmalarını sağlamaktır. Samsun Valisi İbrahim Şahin ise Afrika'ya olan ilişkilerin son yıllarda geliştiğine vurgu yaptı. Bugün önemli bir gün hem Samsun için hem benim için hem üniversite için. Çünkü böyle bir etkinlik gerçekten Samsun'un hem özlediği hem yapılması gereken bir çalışma faaliyetti. Bundan dolayı başta çok değerli rektörüme, çalışma arkadaşlarına ve katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu tarz faaliyetleri Samsun gibi yerde yaparken belki bir heyecan da duyuyoruz. Çünkü çok değerli Afrikalı büyükelçilerin ilimizi ziyaretleri, onlara en azından kendi ülkelerinden insanların, öğrencilerin kendilerine hoş geldin demeleri. Biraz önce dışarıda gene bir büyükelçimizin sorusuna karşılık tepki verirken Türkçe tepki vermeleri Afrikalı bir öğrencinin, bu hem takdire şayan hem çok keyif verici bir şey biz Türkler. Protokol konuşmalarının ardından foruma geçildi. Forumda konuşmacı olarak yer alan Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Borsan Grup'un çalışmalarından ve Afrika'ya yaptıkları yatırımlardan söz etti. Ben öncelikle kısaca yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Borsan Grup'tan kısaca bahsedip ondan sonra bu grubun Afrika'da yapmış olduğu çalışmaları kısaca sizlerle paylaşacağım. Daha sonraki soru cevap bölümünde de zaten karşılıklı daha detaylı bir şekilde konuşmuş olacağız. Borsan Grup 8 farklı sektörde 15 şirketle faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu. Bunların 15 şirketin 4 tanesi Türkiye dışında faaliyetlerini sürdürüyor. Bir tanesi Kırgızistan'da inşaat üretimi konusunda faaliyet gösteriyor. İki tanesi Ukrayna'da doğalgaz üzerine ve satış pazarlama üzerine faaliyet gösteriyor. Bir tanesi Avrupa'da, İtalya'da bu yıl faaliyete geçen teknolojik kablo üreten bir fabrika olarak. İki tanesi İstanbul'da ve kalan 9 tanesi de merkezimiz olan Samsun'da faaliyet gösteriyor. 31 yıl önce kurmuş olduğumuz bu grup bugün 2000 kişi istihdam etmekte. Dünyanın 4 kıtasında 65 ülkeye ihracat yapmakta. Türkiye'nin de bu manada en önemli, en büyük ihracatçılarından biri konumundadır. Afrika kıtasıyla bizim tanışmamız maalesef az önce Rektör Bey, Sayın Valimizin de çok geniş bir şekilde açıkladığı gibi, affedersiniz. Bizim atalarımız atla gitti yere biz uçakla gitmeyi çok güzel bir tarif, maalesef beceremedik. Bizim de Afrika'yı keşfetmemiz sanki çok uzaktaymış gibi, gidilemeyecekmiş gibi. 2008 krizindeki bütün o global krizde dünyada daralan piyasalar hızlı bir şekilde daralmasının sonucunda bizim de yeni pazarlar bulma, araştırma çabalarımız başlamıştı o dönemde ve işte Afrika'ya gidelim, ne var burada? Çünkü bizim o güne kadar bildiğimiz Afrika işte ormanlık, hiçbir şeyin olmadığı, sanki bir ülkeymiş gibi bir Afrika vardı bizim hayalimizde. Ama gittik gördüğümüzde Afrika'nın büyük bir kıta olduğunu, 50'den fazla ülkeyi içerisinde barındırdığını, birçok farklı ülkede birçok farklı sistemin olduğunu ama en önemlisi dünyanın en önemli zenginliklerinin, yeraltı zenginliklerinin olduğu bir kıta olduğunu fark ettik. Afrika'daki Türk yatırımcıları takdir ettiğini söyleyen Sierra Leone Büyükelçisi Doktor Muhammed Fofana ise Afrika artık sömürge değil, bağımsız bir ülkedir dedi. Özellikle kendisine buradan saygılarını iletiyor. Emperyalist güçler karşısındaki belki de ilk kurban
kendini ilk feda eden kişi olduğu için kendisine şükranlarını sunuyor. I pay homage to all the liberators of Africa before. Uganda Büyükelçisi Jansen Aganaova ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Ve yine Türk inşaat firmaları da Afrika'da faaliyet gösteren inşaat firmaları da bölgedeki en iyi inşaat firmaları arasında. Mesela benim ülkemdeki yolların yapımından sorumlu inşaat firması en iyi firma. Because of lack of time, I'll have to summarize by saying that please, there are so many reasons why.